Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, il genel meclis başkanımız, AK Parti il başkanımız, değerli parti yöneticilerimiz, kıymetli protokol, değerli basın mensupları, belediyemizin sanayi müfrezesinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Evet, programımız konuşmalarla başlayacak. Arkasından konuşmalar bittikten sonra kurban kesimimiz, kurdele kesimimiz olacak. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere müfrezemizin teknik durumuyla ilgili bilgilerini paylaşmak için itfaiye müdürümüz Adil Rahmi Balcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın müdürüm. Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, çok kıymetli ilimizin büyükleri ve kıymetli mesai arkadaşlarım. Hepiniz bu yıl 306.sını kutladığımız itfaiye haftası ve sanayi müfrezemizin açılışı için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk olarak 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı olarak kurulan itfaiye teşkilatı 23 Eylül 1923 yılında belediyelere devredilmesinden sonra modern bir teşkilat yapısına kavuşmuş bulunmaktadır. Bununla birlikte Sayın Belediye Başkanımızın onaylarıyla, onurlarıyla açmış olduğumuz sanayi müfrezemiz bu modernizasyonda daha güzel gelişmelere, daha ileri hizmetlere bizi götüreceği kanaatindeyiz. Bu müfrezemizin yapımında ve ekipmanlarının bizlere hazırlanmasında çok büyük katkısı olan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 2000 yılında itfaiye teşkilatı olarak 433 yangın, 287 kurtarma, 454 denetim ve eğitim hizmeti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu hizmetlerimizi 70 personel, 17 hizmet ve yangın aracıyla yürütmekteyiz. Açacak olduğumuz müfrezemiz, merkezimizde bulunan diğer itfaiye grubumuza oranla Akkent, organize sanayi, küçük sanayi ve hastaneler bölgesi, İskilip yolu iş yerleri, buna benzer bu bölgedeki iş yeri ve evlerdeki çıkabilecek olaylara 4-5 dakika daha erken müdahaleyi öngörmektedir ve hizmetlerimiz bu yönde daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. İtfaiye teşkilatı olarak biz en başta yangın hizmeti yürütmekteyiz. İlk görevimiz bu, asli görevimiz bu. Bununla birlikte su çekme, trafik kazalarında yaralıların kurtarılması, iş yerlerinin açılmasında yangın tedbir denetimlerinin aldırılması, kurum ve kuruluşlarda yangın eğitimlerinin verilmesi, su verme hizmeti, susuz bölgelerde veyahut da iş yerlerinin talepleri doğrultusunda aynı zamanda su baskınlarında su çekme hizmetlerini yerine getirmekteyiz. Bununla birlikte AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte de su altı arama ve kurtarma hizmetlerini ilimizde 2005 yılından beri sürdürmekteyiz. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sayın Başkanımıza ve Sayın Vekillerimize çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Yangınsız, afetsiz günler, yıllar diliyorum şehrimize ve bütün ülkemize. İtfaiye Müdürümüze paylaşmış olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çorum Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımız Hıdır Balaban Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Daire Müdürlerim, Amirlerim, basınımızın güzide temsilcileri, değerli kooperatif başkanımız, temsilcileri ve değerli itfaiye müfreze arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bizim Çorum Sanayi Sitesi'nde en büyük isteğimiz, arzumuz bir itfaiye müfrezesi olması konusunda çok isteklerimiz oldu. Nasip bugüneymiş, hatta bu şeyleri bizleri çok değişik dedikodulara şey yapsalar da amaç, hizmet yerini buldu. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine bu konuda çok teşekkür ediyorum esnafın ve şahsım adına. Allah razı olsun.
bu konuda çeşitli şeylere çekseler de hani doğru doğru bildiğinden şaşmaz hesabı. Şimdi hiçbir şey insanın kendi isteğine göre olmuyor. Onun için de biz bugün buraya bu itfaiye müfredesini Sayın Belediye Başkanımız ve yetkililer buraya yapılmasını uygun görmüşlerse uygundur. Bizim daha bunun üzerine başka bir talebimiz olmayacaktır. İnşallah bundan sonra itfaiye müfredesinde böyle bir yangın, böyle bir şey olmadan tek sandalyelerinde otursunlar. İnşallah böyle bir yangın felaketine de gitmesinler. Temennimiz bu. Tekrar bu konularda hizmet Sayın Belediye Başkanımıza ne kadar da bizim araya müdeviller de değil, daha ben kimseden lafım içermiyorum. Engel olmaya çalışsalar da biz doğru bildiğimizden şaşmadık. Allah razı olsun emeği geçirlerden. Biz her zaman esnafın ve şahsım adamın belediye başkanımızın yanındayız. Bunun başka ne bileyim yok. Kıskananlar çatlasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esnafımız adına da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki Sayın Başkanım küçük ibaresini kaldırdığımızdan dolayı bundan sonra Çorum Sanayi İstesi olarak çalışmalarını belediyemiz yaparsa hepimize minnet duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Çorum Sanayi İstesi Kooperatif Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın milletvekillerimiz, değerli İlgeli Meclis Başkanımız, AK Parti'mizin değerli İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, kıymetli belediye meclisi üyelerimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli muhtarlarımız, değerli sivil toplum sanayi ve özellikle faaliyette bulunan değerli sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli yöneticileri, değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, hususen de beraber çalışmaktan onur duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz, dediğimiz yangını birlikte söndürdüğümüz, araç müdahalesini beraber yaptığımız, her zaman kendini aralarında hissettiğim kıymetli itfaiyeci kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bizim için gerçekten güzel bir gün. Rabbim de rahmetiyle bu güne eşlik ediyor. Epeydir şehrimize yağmur yağmıyordu. Ama şu gün rahmet yağmuru da üzerimize yağıyor. Bunun için de Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bugün itfaiye haftasının ilk günü. 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arası itfaiye haftası. Biz de bu müfrezeyi bugüne yetiştirmek için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar ve ilk gününe müfrezemizin açılışı nasip oldu. Bunu bize nasip eden Rabbimize de bu mübarek günde ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Benim elimde her zaman bulunan bir liste var. Biz söz vermişsek mutlaka bu sözü yerine getiririz. Yerine getirmemek için ölmemiz gerekir ya da imkansızdır artık da biz düşünmüşüzdür ama yapacak imkanımız yoktur. Öyle bir durumun olması söz konusudur. Bu listeyle yatıyor, bu listeyle kalkıyoruz ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu mübarek günde bu sözlerimizi yerde bırakmayan Rabbimize de hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bol hamdlı, şükürlü bir başlangıç olsun. Müfreze bizim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü bizim ilk geldiğimiz dönemlerde bir yangın oldu. Bu yangın TOKİ'deydi biliyorsunuz. Bizim itfaiyemiz tam zamanında oraya yetişti. En hızlı bir şekilde yetişti ve en etkin müdahaleyi de yaptı. Ama orada biz bir annemizi kaybettik, vefat etti ve yetim çocuklar orada bıraktı. Beni o kadar üzdü ki acaba biz 10 dakikada değil de 5 dakikada orada olsaydık, olabilseydik. Orada yakın civarda bir müfreze olsaydı da bu annemiz, bu çocuğumuz yetim öksüz kalmayabilir miydi diye gerçekten o gün verdiğimiz bir kararı bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bizim için oradaki anne, oradaki bırakın insanı bir kedi yavrusu, bir köpek bilmem yavrusu bir zarar görse, bu bizim müdahalemizi geciktiği için olsa bunun huzur ilahide Rabbimize nasıl hesabını veririz diye düşünen bir anlayışla hareket ettiğimizin meyvesi olarak bugün bu müfrezeyi açıyoruz.
Elhamdülillah diyorum tekrar. Sanayi sitemiz bizim için çok kıymetli. Artık küçüğü kaldırdık, Hıdır Balaban başkanımıza nispet edeyim. Orada küçük küçük yazmıyor. Artık sanayi müfrezesi yazıyor. Adı da bu. Bundan sonra da gerekirse şöyle bir talimat da vereyim Hıdır Başkanım, belediyedeki yetkili arkadaşlarımıza. Orada küçük yazan tüm tabelaları kaldırın, biz sanayi diye yazalım, hepsini de biz karşılayalım, onu ifade edeyim yani. Dolayısıyla sanayi sitemiz, evet, müfrezesine kavuştu. Sadece sanayi sitemiz mi kavuştu? Hayır. Terminalimiz kavuştu. Burada birçok eğitim kurumu var. Bu eğitim kurumları kavuştu. Hastanemiz kavuştu. TOKİ kavuştu. Gıda toptancıları sitemiz kavuştu. Organize sanayimiz kavuştu. Hepsi elhamdülillah bundan sonra çok daha etkin, çok daha hızlı, çok daha aktif bir şekilde itfaiyemiz zaten yerine getirdiği görevlerini bundan sonra büyük bir heyecanla, aşkla çalışarak ve daha hızlı bir şekilde inşallah yerine getirmeye devam edecek. Sanayimiz bizim için çok önemli. Üretenler çok önemli. Ticaret bizim için çok önemli. Bu şehrin en önemli yanı canlı bir ticaretinin olması, güzel bir sanayisinin olması. Bazen bize dostlarımızdan çay içmeye gelenler oluyor. Baktım, bakıyorum Yozgat'tan geliyor, Çankırı'dan geliyor. Hayırdır diyorum, başkanım orada bizim araçlarımızı tamir edecek nitelikte yerler yok. Biz sanayi aracı bıraktık, gelmişken de bir selam verdik, vermek istedik diyorlar. Bu bizim için onurdur, şereftir. Bu onura, şerefe bizim de katkı vermemiz gerekir. Ve bizim vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de biliyorsunuz, sanayi sitesine yeni bir bağlantı yol yapacağız demiştik. Ama siz samimi olursanız, yola çıkarken besmeleyle çıkarsanız ve hedefinizi net olarak koyarsanız, yapılabilir olarak koyarsanız, Allah size yeni yollar açmayı nasip eder. Öyle de oldu. Elhamdülillah biz sadece gıda otogalericilerinin oradan, Erol Çok Hastanesi'nin karşısından bir yol planlamıştık. Rabbim onu yaptırdı bize, ama ilave olarak 19. cadde, ki gerçekten sanayi için son derece önemli bir cadde, 19. cadde ile bizim Ortaköy yolumuzdan sanayi bağlantımızı yapmayı da bize nasip etti. Yetmedi, Mimar Sinan 15. cadde şu an gidişli gelişli, aynı reisimiz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bu yaptığı yollara benzer bir yolla elhamdülillah biz sanayi 3. yolumuzda bitirmek üzereyiz. Tüm altyapısıyla hem de. Öyle göstermedik işte, yapmıyoruz. Tüm altyapısıyla yapıyoruz. Suyunu, kanalizasyonunu, yağmur suyu şebekesini tamamlıyoruz. Asfaltlıyoruz ve hemşehrilerimize hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. İnşallah orada da kısa süre içerisinde açılış için bir araya geleceğiz. Ve sanayimiz 3. yolla da buluşmuş olacak. Ben vakitlerinizi almak istemiyorum. Ama şunu hemşehrilerim de biliyor, sizler de biliyorsunuz ki çalışma ekibimizle bugün bu şehre ne yapabiliriz? Bu saatte ne yapabiliriz? Yarın ne yapabiliriz? Bizim başka bir derdimiz, başka bir düşüncemiz yok. Böyle olduğu için de Rabbim önümüzü açıyor. Mali imkanlar, onlar geride kaldı. Belediyemiz mali olarak çok güçlü bir noktada şu anda ve Allah'ın izniyle biraz önce gösterdiğim şu projelerimiz, bunların tamamına yakında biz mesafe aldık. Bitirdiklerimiz var Çorbis gibi. Başka projelerimiz var bitirdiklerimiz. Yakında inşallah refakatçi misafirhanemizi açıyoruz. Yani burada artık Çorum'a geldiği zaman o Renault Station arabaların arkasında gece sabahlamak zorunda değil. Biz Sahabeler kenti bu şehirde onları orada misafir edeceğiz. Onun da açılışını kısa bir süre sonra yapacağız. Gün görmüşler konaklarımız, sosyal tesislerimiz. Biz geçen yıl 70 bin ton asfalt dökmüştük. Biz bugün itibariyle pandemiye rağmen, birçok sıkıntıya rağmen 65 bin ton asfaltı döktük. Hedefimiz 100 bin ton, ama arkadaşlardan aldığım bilgiye göre bu pandemi döneminde en az 85 bin ton asfaltı da inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz, sunacağız. Yağmur suyu şebekelerimiz, yaptığımız tüm çalışmalar ortada. Rabbim yardım ediyor. Teşkilatlarımız yardım ediyor. Milletvekillerimize ve huzurlarınıza kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bunları başarmışsak, tek başına biz başarmıyoruz. Vekillerimiz, il yönetimlerimiz, merkez yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz el ele, gönül gönüle verdiğimiz için, birlikte hareket ettiğimiz için, aynı gayeye hizmet ettiğimiz için, ki gayemiz hakkın rızasıdır, halkın duasıdır. Bunun dışında da başka bir hedef tanımıyoruz, amaç tanımıyoruz. Rabbim de niyeti halkın duası olanlara, niyeti hakkın rızası olanlara yol veriyor, yol açıyor.
ve bunların açılışında da bizleri hep beraber buluşturuyor diyorum. Lan uzattığımın farkındayım. Heyecanımıza verin. Bu heyecan bitmeyen bir heyecan. Volkan gibi kaynayan bir heyecan. Ve bu heyecanın önünde kimsenin durması mümkün değil. Bu heyecan çağlayacak, çağlayacak. Bu şehre hizmet olarak yıllar boyu hep beraber bütün buradaki kardeşlerimizle gönül gönüle bu şehri hizmetlere doyuracağız diyorum. Hepinizi kalbi şükranlarımla tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İtfaiye haftamızı tekrar tebrik ediyorum. Allah kaza bela vermesin. Çalışmasını istemediğimiz tek bir itfaiye. Biraz önce çok güzel söyledi. İskemlerinizi alın, oturun. Gidin böyle bir oynayın. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman da en etkili bir şekilde müdahale ettiğiniz için de tüm hemşehrilerim adına canınızı ortaya koyduğunuz için de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum. Saygılarımla. Evet, belediye başkanımıza konuşmalarından ve hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Çorum Milletvekilimiz Erol Kavuncu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Esselamu Aleyküm. Cumanız mübarek olsun. Değerli milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız, belediye başkanımız ve hülasa çok kıymetli protokol. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, öncelikle halka hizmet, hakka hizmet anlamında bütün meslekler kutsaldır. Fakat bazı kriterler söz konusu olduğu zaman, örneğin insanın en değerli varlığı canıdır. Canını ortaya koyarak mesleğini icra etme noktasında bazı meslekler ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin güvenlik kuvvetlerimiz. Ve gene bugünlerde gündemde olan sağlık çalışanlarımız ve onlardan bir tanesi de itfaiye çalışanlarımız. Bu vesileyle itfaiye çalışanlarımızın gününü, haftasını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız günler diliyorum. Diğer taraftan kıymetli arkadaşlar, bazı şeyler hayatın bir gerçeği. Örneğin hastalık, örneğin yangın. Fakat halk arasında bir tabir vardır. Denir ki, Allah göstermesin, Allah düşürmesin ama yokluğunu da göstermesin. Allah düşürmesin ama yokluğunu da göstermesin. Yani Cenab-ı Hak felaketlerden uzak tutsun, yangınlardan uzak tutsun. Fakat böylesi bir durumda da tedbir esastır, tedbirin alınması esastır. Bu çerçeveden olarak değerli belediye başkanımız az önce ifade ettiği gibi doğru zamanda, doğru yerde doğru işi yapmak. Şehrimiz bu tarafa, bu bölgeye doğru gelişiyor. Organize sanayi, küçüğünü kaldırdık sanayimiz, Akkentimiz ve bu bölgede gerçekten bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı karşılayacağını, fazlasıyla karşılayacağını anlıyorum. Bu vesileyle karar veren, emeği geçen, katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Kazasız, belasız yangınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Milletvekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Çok kıymetli milletvekillerim, belediye başkanım, il başkanım, merkez ilçe ve gençlik kolları başkanım, belediye başkan yardımcılarımız, sanayi kooperatif başkanlarımız, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve misafirlerimiz, değerli emektar itfaiyeci kardeşlerim, ben de öncelikle sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Böylesi bir güzel günde itfaiyeci kardeşlerimizin İtfaiye haftasını, itfaiyeciler gününde tebrik ediyorum. İtfaiyeciler hem canını hem kendisini ortaya koyarak birçok yangında canların yanmasını, evlerin, ocakların yanmasını engelliyor. Biz bunu hem yaşayarak hem de izleyerek görüyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun için
hem emniyet, hem sağlık, hem de itfaiyecilerimizin devletimize, milletimize ve kattığı değer, emek ortada. Bugün daha önce inşaatını belediye başkanımızla ziyaret ettiğimiz sanayi sitemize, organize sanayi sitemize ve bu bölgeye hitap eden itfaiye mürfezemizin açılışını yapıyoruz. Gerçekten önemli bir hizmet. Bu bölgede hizmetlerin daha yerinden, daha hızlı ulaşılabilir bir şekilde verilmesi için bir hizmet sunuyoruz. Belediye başkanımız hem bu hizmetleriyle hem de Çorum'a yapmış olduğu diğer hizmetlerle gerçekten biraz önce göstermiş olduğu projelerin birçoğunda önemli aşamalara geldi. Yollarımızı, caddelerimizi açıyoruz. Yine camilerimiz, sokak güzelleştirmelerimiz, altyapımız, hizmetlerimiz birebir devam ediyor. Biz de milletvekillerimiz değil başkanımız da her daim belediye başkanımıza destek oluyoruz. Yerelde bunları yaparken sadece bu hafta milletvekillerimizle beraber il başkanımızla, valimizle Çorum'da yapacağımız kanser tanı ve tedavi merkezini ne yapabiliriz, ne edebiliriz bir araya geldik. Belli bir yol aldık. Programımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda onu da açacağız. Yine daha dün Çorum'un belki de en büyük hizmetlerinden bir tanesi 40 dilim tünellerinin ikincisinin ışık görüntü törenini yaptık ve inşallah onu da 2021'in sonunda tamamlamış olacağız. Hem genelde hem yerelde birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben itfaiyeci kardeşlerimizin tekrardan gününü tebrik ediyor. Hazırını da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, sayın milletvekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Çorum milletvekilimiz, MKYK üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın vekilim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli il başkanım, belediye başkanım, merkezce başkanım, sivil toplum kuruluşlarının başkanı ve değerli daire müdürlerimiz ve sona bırakıyorum en kıymetli itfaiyeci kardeşlerim, hoş geldiniz. Daha doğrusu biz hoş geldik. Diyorlar ya adamsınız Çorumluca, öyle mi? Evet. AK Parti olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak millete hizmet yapmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak AK Belediyeciliğin ne olduğunu dosta düşmana tırnak içerisinde göstermeye devam ediyoruz. Ben bir iki bir şey söyleyecektim de Hıdır Baba hepsini söyledi. Ne diyeyim sana? Altına imza atıyoruz, anca öyle derim. Bu işler konuşmakla, cadde pazar gezmekle, tarla tapan gezmekle olmuyor arkadaşlar. Bu işleri yapmak için öncelikle başında bir önderin olacak. O da Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ondan sonra işi bilen, işine sadık, İşiyle dertlenen bir belediye başkanı olacak, bir de onun ekibi olacak. Ve ona destek veren de diğer birimlerimiz, teşkilatlarımız, milletvekili arkadaşlarımız olacak. Bu işler bir bütün halinde olacak. Ve geldiğimiz noktada Allah'a hamdolsun milletimiz ne istiyorsa biz de onu yapıyoruz. Belediyecilik anlamında 1,5 yılda bir sürü yeni projeler, açılmayan caddeler, yapılmayan yollar, yeni çorbisler sayalım. Bir sürü daha saysak burada zamanınızı almayın. Bu işlerin hepsini biz yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduklarımız var Çorum adına. Devam eden projelerimiz var. Yapmak isteyip de hazırlığını yaptığımız projelerimiz var.
Allah nasip ederse belediye olarak, AK belediyecilik olarak dönemimizin sonunda ilk dönemin, bunu altını çiziyorum, Halil İbrahim Aşkın'ın ilk döneminin sonunda tüm her şey bitecek. Ondan sonra da Allah nasip ederse tecrübeli olarak bu ekip inşallah yoluna devam edecek. Size ihtim ettim ben. Burada mesaj verdim. Başkan yardımcılar. Şimdi biz bunları yaparken, biz millet için çalışırken, siz ne diyorsanız onu yaparken, birilerine kaşıntı tutuyor, sıkıntı basıyor. Dert küp oluyorlar ama milletle dertlenmiyorlar, dışarıdaki Türkiye ile uğraşanlarla dertleniyorlar, onlarla bir oluyorlar, beraber oluyorlar. Bu ülke üzerinde oyunlar oynamaya kalkıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı, daha dünkü çocuk, benim Cumhurbaşkanımın yanında şöyle bir ifade kullandı geçen hafta. Hatırlarsınız. Bizim derdimiz Türk milleti değil. Onun söylediğini söylüyorum. Diyor ki biz bir Türk milletini seviyoruz ama bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan. Şark kurnazlığı yapıyor. Güya milletle Recep Tayyip Erdoğan'ı ayırma operasyonu. Bu kadar basit. Ama şunu bilsinler buradan. Tüm Türkiye üzerinde oyun oynayanlar Recep Tayyip Erdoğan'la bu milleti ayıramazsınız kardeşim. Ayıramazsınız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek derdi var bu millete hizmet. Tek derdi var bu milleti daha refah seviyesini yükselterek yoluna devam etmek. Başka bir derdi yok. Bizim de tek derdimiz var. Çorum'a hizmet etmek. Bizim derdimiz Çorumlu'ya hizmet etmek. Çorum ne diyorsa, benim hemşerilerim ne diyorsa, biz de ekibimizle beraber bunları başarmak. Başka bir derdimiz yok bizim. Biraz önce Oğuzhan kardeşim söyledi. Bu bir iki tanesi ve bana göre en önemli hizmetimiz, Allah nasip eder, tüm ekibimizle beraber tamamladığımız an en önemli hizmetimiz onkoloji tanı ve tedavi merkezi olacak. Bu tarihi bir hizmet. Bakın yakınlarınızda kanser hastası olan vardır. Mutlaka tanıdıklarınız vardır. Dün biz birini gece sağ olsun Altındağ Belediye Başkanı'yla bir misafirhaneye yerleştirdik. Adamcağız garip kuraba 2 ay kalacak orada. Tabii şifa bulursa inşallah. Bulmazsa daha çok kalacak. Hastalık kötü bir hastalık. Doğru mu? Allah kimsenin başına vermez. Ve bir de masraflı ve uzun süre tedavi gerektiren bir hastalık. Bunun için bu yapacağımız onkoloji merkezinde tamamen tüm birimlerin aynı binada olan girecek kardeşimiz, Allah kimsenin başına vermesin tekrar diyorum, orada tedavi olup inşallah şifa bulup gidecek. Şifa Allah'tan, bizler de inşaatı yaparak, merkezi yaparak doktorlarımıza tedavi ederek vesile olacak. Ve dün yaptığımız, önceki gün müydü? Önceki gün yaptığımız toplantıda yine belediye başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımız, arkadaşlarımızla beraber burayı yapacak olan firmayla şunu söyledi. Bakın. Bu Çorum ölçekli hiçbir ilde daha yok dedi. İlk Çorum'u aldık biz bunu. Bu ekiple beraber. Bu büyük şehirlerde bu tedavi merkezi vardır. Üniversite hastanelerinin bazılarında vardır. Ama Çorum ölçekli illerde biz şaşırdık teklif alınca buraya gelince dedi. Çorum'da bu bölgede tek onkoloji merkezimizi inşallah açılacak. Aynı bu itfaiye gibi. Allah inşallah yolumuzu düşürmez oraya hiçbirinin. İnşallah bu kardeşlerimize de iş düşürmez. Ama hayatında bir gerçekleri var. Küçük sanayi sitesinde, TOKİ'de, Gıda Eczacılar Toplantısı'nda, söyleyin, hatta yakın köylerimizde, burada Celilgırı'nda,
veya Karabüsek'te veya Buhara'da veya İskilip yolunda, bakın Mimar Sinan'da şehir olarak da düşünün, en iyi yapılacak noktalardan biri buraydı. Belediye başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir nokta seçmişler. Ve küçük sanayi sitesine açılan yeni yolda, yeni açtığımız yoldan da herhalde girerken sordum, ne kadar da gideriz dedim. Başkan 4-5 dakikada orada oluruz inşallah dedim. Allah kaza bela vermesin. Bak orada biri 3 sesi, maç mı oynuyoruz oğlum 3-3? 3 dakikada, 3 dakikada gider miyiz? 3 dakika istiyor esnafla, gider miyiz? Oraya gidemiyoruz mu 3 dakikada? Trafiği de açarız sizin için lan. Allah izin versin. Onun için tekrar ediyorum arkadaşlar. Bizim derdimiz bu ekiple beraber Çorum'a hizmet etmek, Çorum'la beraber yaşamak, Çorum'da beraber hemşehrilerimizle bu yolu yürümek. Şu ana kadar Çorumlu kardeşlerimiz bize tüm önlerine sandık konduğunda bir öncekinden daha fazla destek vererek bizim yanımızda oldular. Benim onlardan ricam bize ve Cumhurbaşkanımıza destek vermeye devam etsinler. Bizlere dualarını esirgemesinler. Dualarla desteklemeye devam etsinler. Onun için de biz de hizmetlerimizi yapmaya tüm hızımızla devam etmek istiyoruz. Devam edeceğiz. Tekrar bu değerli itfaiye birimimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Can siperhane çalışıyorlar. Hayatlarını ortaya koyuyorlar. Yeri geliyor. Yeri geliyor. Çocuklarının yanına gidemiyorlar. Burada nöbetlerini tutuyorlar. 24 saat uyumadıkları oluyor. Onlardan da Allah razı olsun. Onlar bizi alkışlarken ben de onları alkışlıyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Tekrar hayırlı olsun. Başkanımı tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık eylesin diyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizle beraber protokol konuşmalarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sanayi müfrezemizin açılışı için kurdele kesimi yapılacak. Kıymetli protokolümüzü kurdele kesimi için davet ediyoruz. Bismillah. Allahu ekber. Allah hayır eylesin. Evet, kıymetli katılımcılarımız, şimdi kurban kesimimiz yapılıyor. Müfrezemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin. Bütün kaza belalardan korusun.